Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. وَمَا تَوْف۪يقِي وَلَا اَعْتِصَام۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَب۪يَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem Müslümanlar, ahiret yolcusu olan biz fani insanların bu alemde ilk bilmesi ama muhakkak bilmesi lazım gelen en önemli şeyi önce kendisini, kendimizi tanımamızdır. Kendini tanıyamayan, bilemeyen bir insan Allah'ı bilemez. Kendini bilmeyen bir insan haddini bilemez. Haddini bilmeyen bir insan Allah hakkını tanıyamaz. Kulların hakkını tanıyamaz. Kendini bilmeyen, haddini bilmeyen, hukukullah ve hukuki ibadı tanıyamayan bir insan, şarlatan bir insandır. Ruh ve kalp yönüyle anarşist bir insandır. Ondan her zaman şerareler dökülebilir. Fiillerinde hep şeytanlıklar meydana gelecektir. Bu meseleyi kendi içinde saatlerce tahlil edebiliriz. Öyleyse hukukullah'a riayet, kul haklarına riayet edebilmek için önce haddimizi bilmek gerekmektedir. Tekrar edeyim, haddimizi bilebilmek için de önce kendimizi tanımak icap eder. Men arafe nefse fakat arafe rabbeh olarak ifade edilen kutsi hadiste kim ki kendini bildi o Rabbini bildi. Eski Yunan'da Sokrates'in medresesinin kapısında ey insan kendini bil, ey insan kendini oku yazmaktadır. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Dizeleriyle Yunus tarafından ifade edilen bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hakikatlerin de özü bulunmaktadır. Bir insanın kendini tanıyabilmesinin, haddini bilebilmesinin birinci şartı, önce aczini kavrayabilmesi, aczini idrak edebilmesidir. İki cenahtan bir tanesi, diğerinde fakrını idrak edebilmesi vardır. Fakrını idrak edebilmesiyle alakalı mevzuyu gelecek haftaki Cuma'ya tehir etmenin yanı başında Üstad Bediüzzaman da risaleleri telif ederken önce birinci sözü telif etmiş ve orada insanın aczini anlatmıştır. Orduya intisap edince güç kuvvet kazanır.
Öyleyse insan aczini anlayabildiği nisbette güç ve kuvveti namütenahi olan Hazreti Allah'a intisap edecek ve kendi zatından aciz olmakla beraber ama omuzlarında arkasında böyle güçlü bir kuvvet elde etmiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de insanın aczini anlatan yığın yığın ayetler vardır. Önce kafirlere anlattığı, acizliklerini anlattığı ayetle başlayalım. Hutbeye başlarken okuduğum ayet ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini anlatan bir ayettir. Hani iki insan vardı, mağaraya sığınmışlardı. Mekkeli gençler, her kabileden 200 kadar genç, zehirli kılıçlarıyla Ebu Cehil, Utbe, Şeybe mağaranın kapısına kadar gelmişlerdi. Ama Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evlerin en zayıfı olan örümcek ağı ile korumuştur. Ve oraya yuva yapan güvercin ve yumurtaları ile Efendimiz Aleyhisselam'ı muhafaza etmiştir. Ey kafirler, siz neyinize güveniyorsunuz demektir. Ve inne evhenel büyüti le beytül ankebuti lev kânü ya'lemûn. Yani o Mekke müşrikleri, iddialarla ortaya çıkan Mekke müşrikleri, Allah'a hodri meydan çeken Mekke müşrikleri bilselerdi ki en zayıf ev örümceğin evidir, ağıdır. Yani Efendimiz'i öldürmek için, suikast yapmak için arkalarına düşmeyeceklerdi. Burada öyle ince, derin bir mesele vardır ki, Cenab-ı Hak isteseydi Mekke müşriklerini farklı şekillerde mağlup edebilirdi. Mesela unuttururdu onlara. Nitekim Efendimiz Medine yoluna girince Sevir'den sonra bir çoban Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i gördü. Haber edeyim de 100 deve alayım diye Mekke'ye geldi. Gelince niye geldiğini unuttu. Düşündü, 3 gün düşündü. Ya ben bu Mekke'ye niye gelmiştim? Hatırlayamadı ve gerisin geriye döndü. Efendimiz Aleyhisselam'ın mağarasının önüne kadar gelen o müşrikler oraya niye geldiklerini unutabilirlerdi. Allah isterse unuttururdu. Veyahut da Hazreti Musa arkasından giden, kötü niyetle gidenlere Tur'dan birer tane taş kalktı vazifeli ve o kötü niyetli düşmanların alnı çatından vurarak onları gebertti. Sevir Dağı'ndan bazı taşlar yerinden oynayıp her bir kafirin alnından vurup onları yerle bir de edebilirdi. Allah müşrikleri böyle de mağlup edebilirdi. Veyahut da kalplerini durdururdu Allah. Yer yarılır yutardı onları. Ve bu ve buna benzer binlerce çeşit ölümlerle Allah Mekke müşriklerini mağlup edebilecek iken hem de evlerin en zayıfı olan örümceğin ağı ile mağlup etmesi müşriklere haddini bildirmek içindir. Siz kimsiniz demektir. Acizlerini onlara anlatmak içindir. Onlar anlamadılar, helak oldular. Cenab-ı Hak aczimizi anlayarak bizleri tuğlu ömürle muammer eylesin. Ve ayrıca herkes burada kafirlerin aczini anlatma idi bu ayet. Ama bir de herkesin aczini anlatan bir ayet vardır. Onlarca ayetten bir tanesini daha seçerek huzurlarınıza getirmek istiyorum. Bir insanın vefat anını anlatan ayet. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومُ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْزُرُونَ
ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. Sadakallahul azim. Can hulkuma geldiği zaman hiç sekeratta ölen bir insan gördünüz mü bilemiyorum. Önce ayak parmaklarından çekilir canı ruhu ve ruhun çekildiği yer soğur. En nihayet yavaş yavaş göğsüne gelir. Göğsü iner kalkar hırlar. Sonra orası da sükunet bulur. Ve en nihayet boğazında bir hareket, bir hırlama meydana gelir. İşte buna hali ihtidar denir. Sekerat dediğimiz de budur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buna canın hulkuma, boğaza gelmesi diyor. Devlet başkanınız ölüyor. Anneniz, babanız, ciğerpare evladınız ölüyor. Ümmetin başında peygamber gözü önünde vefat ediyor. Ama başındakiler diyor Allah sadece bakar kalırlar. Varsa bir gücünüz, varsa bir maharetiniz buyurun. Bunu kurtarın demek ama yapamazsınız. Felevle izâ belegatül hulkum, can hulkuma geldiği zaman ve entüm hîne izin tanzurun, sadece bakar kalırsınız. Ve entüm hîne izin tanzurun ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirun. Biz ona, o sekerattekine, onun şah damarından daha yakınız ama lakin siz onu göremezsiniz demektir. Ölen bir insanın ölme anında hayattakilerin ona bir faydası yok. Bütün tıp teşkilatlarıyla, cihaz imkanlarıyla onun imdadına koşsalar bile faydası yok. Yani sen acizsin demektir. Acizimizi anlayabilmek. Meslek ve meşrebimizin özüdür acizimizi anlayabilmek. Aczini anlayamayan fakrını da anlayamaz. Aczini, fakrını idrak edemeyen, anlayamayan Allah'a tam şükür de yapamaz. Ve böyle ezildiği zaman kafirler, müşrikler, firavunlar, nemrutlar, şeddatlar küfre adına hücum ettiği ve Müslümanları ezdiği zamanlarda şevki mutlakı da yaşayamazlar. Moralleri bozulur, sıfırlanır ve sonra davadan, belki imandan bile çeker gider. Şevki mutlakın altında şükrü mutlak, onun da altyapısında fakrı mutlak, onun da temelinde önce aczi mutlakımızı idrak etme vardır. Onun için kendi ismini yazarken mahlas olarak aciz kardeşiniz diye yazmıştır. Azimizi anlayabilmek bizi onurdan, gururdan kurtaracak. Ben deme şeytanlığından kurtaracak. Her şeye malik olduğumuz iddiasından bizi kurtaracak. Bizi gerçek insan yapacak. Gerçek Müslüman yapacak. Ana faktör, zemberek, ana mesele Allah karşısında, insanlara karşı değil, Allah karşısında azimizi anlayabilme olacaktır. Cenab-ı Hak azimizi anlayanlardan, azimizi Allah'a karşı itiraf edenlerden eylesin bizi. Kamil imanla beraber istikamet, haddini bilme ve hukuka riayet etme ufkuna çıkanlardan, öyle yaşayanlardan eylesin. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Ela inna ahsenel kelam ve ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'el kur'anu festemi'u le ve ansitu leallekum turhamun.